Çalışmalar veya altı implant üzerine yapılan çalışmalar olarak da tanımlayabiliriz. Bunda ne yapıyoruz? Yeterli kemiğiniz yok. Ama vücutta bizim özellikle alt çenede, işte ön bölgede genellikle %80 oranında biz şeyi buluruz. Yeterli kemiği buluruz oralarda. Burası o kemik için güvenli bölgedir. Bu bölgeye 4 tane implant yerleştiriyoruz. Normalde işte neden önler arkalar değildir? Arkalarda kemik anatomik olarak daha zor. Buralar çok daha fazla eriyor. Önde kemik yoğunluğu daha fazla. Bir de burada sinir var. Bizim yüzümüzü innerve eden sinir var. Bu hislerimizi, dilimizi, dudağımızı innerve eden, onları hissetmemizi sağlayan sinir var. Kemik eridiği zaman bu sinire çok yaklaşıyor. Yani anatomik olarak bizim için en uygun yer bu alt ön bölge ve üst ön taraftaki bölge. Bu bölgelere 4'er implant yerleştirerek, şimdi alta 4 tane ve üste 4 tane, buradaki son implantları biraz daha açılı yerleştiriyoruz. Yani dışa doğru açılıyor. Böylece 5 numaralı veya 6 numaralı dişlerinize kadar. Normalde bizim sağda her çeyrekte 7'şer tane dişimiz var. Ve toplamda 28 dişimiz var. Bu tedaviyle beraber 20 veya işte 24 dişe kadar çıkabiliyorsunuz. Çok önemli. Ağzınızdan çıkmayan protez, normalde damak hastaları, zaten bu hastaların hepsi damak hastalarıdır. Ağzınızdan çıkmayan proteziniz oluyor. Rahatlıkla yemek yiyebiliyorsunuz, gülebiliyorsunuz. Uygulaması çok rahat. Eğer yeterli kemik varsa birkaç yeterli gün içinde... Yeterli kemiği olan kişilere mi uygulanabiliyor bu? Yeterli kemik yoksa da zaten ikincil cerrahiler başlıyor ve oraya kemik oluşturmaya çalışıyoruz. Yani çok büyük oranda bu hastaların hepsine cevap verebiliyoruz. Harika. Olonfor hastaları genellikle yaşlı hastalardır. Biraz daha yaş olarak ileri hastalardır. Tedaviye böyle çok büyük cerrahilere ihtiyaç duymadan rahatlıkla uygulanacak bir sistem. Çok kısa sürede sabit proteze ulaşabiliyorsunuz. Ve uzun yıllarda rahatlıkla ağzınızda kalıyor. Çok güzel. Bunlar vidalı protezler. Bir sıkıntı olduğunda, kırıldığında veya işte bir problem yaşadığınızda da rahatlıkla sökülebiliyor. Tamir edilip aynı gün içerisinde hastaya tekrar geri veriliyor. Ya, en çok da dezavantaj diyebileceğimiz nokta herhalde kırılabilir olması belki. O bile değil yani. Peki. Çok kırılan veya sıkıntı yaşanan bir şey değil. Dezavantaj olarak sayılabilecek tek şeyi en arkadaki dişlerinize kadar olmuyor. Ama dediğim gibi belli bir yaş üstünde yaptığımız hastalarda genellikle uyguluyoruz bunu. Belli bir yaşındaki üstündeki hastalarda. Onlarda da bu tür çiğneme çok çok yeterli oluyor. Yeterli. Zaten hiç diş olmamasındansa, bahsetmiş olduğunuz gibi. Hiç diş olmamasından veya damak protezi kullanmaktansa bu inanılmaz bir lüks. Yani çünkü hareket eden ve çiğneyemediğiniz bir şey yerine siz sabit çiğneyebildiğiniz bir şey veriyorsunuz. Kaç dişi?